dağların tahtitli olarak görevi kodlayanlar da o geçip gelenler. Bizim ilmimizi, bizim yüreğimizi kendi yücelikleriyle dilleyerek burada olmak dilediler. Kontrol dışı bilgimiz asla yoktur. Kök gerçeklik ve dürümlere inenlerin kelamı kalem yapıp bitip tükenmeyen bir çalışmada kalem olmaları hepimizi mutlandırdı. Kar yağarsa yaşama, o kar mutlak Kur'an'la koplanmış olup yaşamlara iner. İşte bugün o kar mahvek olan bu masaya inmiştir. Hepimizin gözünde ilim ve yüreğinde biliş vardır. Bizler dünyanın ruha kul olan kutsal toprakları tohumlayanları yaşatan biliş kayıtlarıyız. Çan çalmadan da kontrol kurulabilir ama çan çaldığında mutlaka kontrollü olanlar bu yoğunluğa inebilirler. Hepimiz bir tek olarak bu çalışmaya dahil olduk. Şu ana kadar hepimizin gözü, özü, sözü olan insan Mikail'in kültü olarak bizimle oldu. Bundan sonraki süreçte de bu çalışma, bu yoğunlukta dürümlerde kelama kalem olacaktır. Hasat tamamdır canlar. Kaynak dışı bilginin kaynağa indirilişiydi yaptığımız. Onların görevleri burada bu yoğunlukta olmaktı ve biz onların buraya girişlerine imkan tanıdık. Bir tek kök gerçekliğin kontrolü gerekiyordu ve bunu yaptık. Biliyorsunuz ki orta kapıların tümünde kulluk yapılır ama bizim için öz gerçeklik biliştir. Şimdi daha da özel bir bilgi. Bugün doğanın gücünün tohum ektiği bir gündür. Dürümlere inen ve yoğunluğu kodlayan bir güç ama bu güç hakikiyetin tahtisizliğiyle kodlama yapıyor. Doğanın kontrolünde yapılıyor bu yoğun kayıtlamalar. Herkes kendi dilini, kendi yüreğiyle dinler ama yolu kodlayarak anlar. Eğer yolu kodlayarak anlamışsa karanlık aydınlığı tohumlayabilir. Bugün burada yapılacak çalışmada bu nedenle daha güçlü olarak yapılacak. Ant olsun ki doğanın gücü kodların tohumlayacak yoğunluktadır. Ant olsun ki doğanın Kur'an'ı mutlaktır. Andolsun ki kontrol dışı hiçbir biliş yoktur. Öksüz kelam mutlak Kur'an'a tohumu kodlayamaz ama kalem muktedirse kelam mutlak Kur'an olur ve yeryüzünü göreve alır. Burada olan çalışma bu nedenle yapılmaktadır. Karanlık aydınlanır. Mahrek Kur'an'ı tohumlar. Robotik timlerin teknik kontrolü de gerçekleştirilir. Arza arş iner ama yaşam yoğunluğu hak etmemişse karanlık teknik kapıyı kırar. Kırdığında ne olur? Sahra kontrolden çıkar. Ve biz bunun içindir ki dünyanın ruhu olup bu çalışmayı dürümlerde kodlayabilen biliş halikleriyle yeryüzünü göreve almaya çabalıyoruz. Sanılır ki dünya ruhsuzdur. Samanyolu galaksisi kelamı kaleme indirdiğimiz günden bugüne bütüne hizmet için bilişimizde kodlama yapmaktadır. Sanılır ki ruh kontrolden çıkar. Ruh muktedirdir ve kontrolü kodlayabilen teknik kaynak ışıktır. Ve sanılır ki rahmi kapıda insanlık kendi yoğunluğunu kodlayabilir. Kasaları ilimle dolu olsaydı bunu başarabilirdi. Nesiller boyu dünyanın ruhu olarak bu çalışmayı yapmaya çabalayan binlerce yürek kelama indi. Netice nedir? Sahra muktedir olduğu zaman bu çalışma gerçekleşecekti ki bugün sahra muktedirdir. Kardeşlerim, dünya dediğiniz bu planet kelamın halikiyetini kodlayabilen tekniğe sahiptir. Nedir kelamın halikiyeti? Yaşamı kontrol altına alabilecek gücün dürümlere inişini hasatla dilleyebilmektir. Peki dünyada kontrol kurulabildi mi? Kesinlikle. Peki bu kontrol nasıl oldu? Kontrol dışı bilişlerin kelamı kaleme indirmelerindeki tekniği tohumlarda kodlayarak kapısını açıp bu tahtı kelamla hak edip mutlak kılmak.
ve sonra toprağı tohumlamak ve oğullarımızı kayda almak. Herkesin kendinde var olan gücü dürümlere indirmesi ve beşerin kelamından öteye varması. Mutlaka bunlar olabilirdi ve oldu. Bu nedenledir ki tohumlar yaşamaya başlıyor. Tohumların yaşaması karanlığın aydınlığı hak etmesiyle mümkündü. Yedinci dünya dediğimiz bu dünyada kesirleşme olmayacak bugünden sonra. Sayın bayanlar, sayın baylar, Kur'an'dan öte bir Kur'an'ın ruh sahrasına indiğini bilin. Bu Kur'an hakiki, hakiki ve hakiki. Hakiki olan bir sahranın yaşam safralarını kontrol ederek kodladığı ve onu kaya sessizliklerine çektiği ve bütün kökleriyle dürümleri kontrol edebildiği bir yaşamın hakimiyetiyle gerçekleşiyor. Bizler dünyalıyız. Bugün de buradayız ve her gün her yüce de kodlayıcıyız. Ama bugün çok farklı bir gün. Torbamızda ilim, mutlak Kur'an ve yol kodlanmış halde bitişken ve hakim bilgi kaydı olarak bizimledir. Seviyenizi ölçmeye çalışıyoruz canlar. Şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada olan her kim varsa seviyelerini ölçümlüyoruz. Verilen bilgileri nasıl algıladıklarına bakıyoruz. Alıp alamayacaklarını izliyoruz. Ve sormadan hak edip anlayabilenleri görüyoruz. Ama sorup da hak etmeye çabalayanları da görüyoruz. Ve yağan ışıkta herkesin kelamı halik olup olmadığına ve hakim olup olamayacağına bakıyoruz. Mucizedir insan diyoruz ya hani, ama insanın ilmi de mucizedir. Bugün bu yoğunlukta bunu izliyoruz. Hologram ötesi bir yaşamı açıkça dinliyoruz ki o yaşamda neler oluştuğunu anlatıyoruz ve anlıyoruz. Hayrın hakkı olan, hakiki olan insanın kendini dinletmesini de istiyoruz. Art niyetimiz yok anam. Seni dinlemek istiyoruz. Değerliler, hepinizi dinledim. Hoş geldiniz. Bugün burada olacağınızı kesin olarak biliyordum. Ama burada olma sebebinizin kendi rüya boyutlarınızdaki kodlama için olduğuna da eminim.